Evet, kıymetli üreticilerimiz, değerli dostlar, uzun süredir benden haber almayı beklediğiniz ve benim kurulum aşamalarında yoğun olarak uğraştığım ve bir türlü bu arzu ettiğim çekimleri yapamadığım kendi şirketim olan Adalya'nın, Adalya Meyve'nin kurmuş bulunduğum Ar-Ge diyeceğim, araştırma geliştirme, üretim ve aynı zamanda anaç kalem domuzluklarını oluşturduğumuz arazimizdeyiz. Öncelikle size kiraz parselimi tanıtmak istiyorum. Adalya Anonim Şirketi olarak ben Cihangir Korkmaz olarak özellikle şu anda Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler'deki Crimson anaçlarının lisansörü konumundayım ve bu bahçede de yaptığım uygulama sık dikim. Crimps 5 üzerine ve yine farklı Crimps anaçları üzerine yapılmış olan bir kiraz parseli burası. Burada dikim göreceğiniz üzere 1,5'a 3 metre aralıkla dikilmiş olan kiraz ağaçlarımız var. Ve bu kiraz ağaçlarımızın en önemli özelliği şu, tamamen farklı bir budama sistemiyle yürüdüğümüz bir yapı var burada. Bunlar ikinci yaşındalar şu anda. Çünkü arazinin hazırlanması, dikimi gibi yoğun işlemler sonrasında ve ilk meyve gözlerini bu yıldan oluşturabildiğimiz son derece güzel sürgünleri olan tall spindle X dediğimiz, yani boru şeklinde ama santral liderden çok daha farklı bir budama sistemini oluşturduğumuz bir yapımız var. Şimdi bu anaçla ilgili olarak da çok fazla soru geliyor. Özellikle Crimson anaçlarının benim özel ilgi alanım içerisinde olan bu anaçların bir kere performans yönüyle ve erkencilik yönüyle çok farklı özellikleri var. Onun dışında stres koşullarına dayanıklı olması ve özellikle kontrolsüz aşırı yağışların olduğu ağır bünyeli topraklarda kök çürüklüğü ve benzeri hastalıklara karşı olan dayanımı sebebiyle tercih ettiğimiz bir anaç durumunda. Ve bu anacımızla ilgili olarak en önemli özelliklerden bir tanesi çok ciddi bir erkencilik sağlaması. Burada gördüğünüz gövde üzerinde elde ettiğimiz meyve gözleri, bakın ikinci yaşındalar. Önümüzdeki yıl ilk meyveleri görmeye başlayacağız. Ve aynı zamanda sürgün ve ağaç üzerinde oluşturduğumuz sürgünler şu anda 1-1,5 metreye ulaşmış vaziyette ve şu anda Haziran'ın 7'si 8'i o tarihleri konuşuyoruz. Ve bu tarih itibariyle de gelişimleri son derece güzel. Çok az suyla, tabii toprak yapısına bağlı olmak kaydıyla, çok az suyla, çok az bitki besin maddesi takviyesiyle son derece kaliteli meyve yetiştirebildiğiniz bir anaç üviyetinde. Buradaki çeşitlerimize de baktığımızda birbirini takip eden erkenci, orta geççi ve geççi çeşitlerle oluşturulmuş bir bahçemiz burası. Bu bahçede kirazın dışında özellikle Crimps anaç serisi içerisinde yer alan erik, nektarin, kayısı ve benzeri farklı türleri de değerlendirebildiğimiz farklı anaçlarımız da var. Ve mesela buradaki belli sırada gördüğünüz budama sistemi şu anda göreceksiniz. Daha farklı burada görülenler. Diğerleri Tall Spindle X yapılırken burada daha ziyade Santral Lider uygulaması. Daha sonrası İspanyol çalısına yönelik bir budama sistemi gibi farklı yapıda budama sistemleri ve terbiye uygulamaları bu bahçemizde mevcut. Dediğim gibi farklı türler, erik, nektarin, kayısı ve bunlara yönelik farklı anaçların performansları, aynı şekilde budama, sulama, gübreleme, bakımla ilgili birçok farklı uygulamayı ben bizzat kendim burada üreticilerimizle paylaşıp bunların bilgilendirmelerini yapar vaziyetteyim. Bir sonraki videoda özellikle tanıtıma yönelik videolar geçtikten sonra tekniğe yönelik olan çekimlerimizde de bilhassa telli sistem UFO aşağıki parselde kuracağım
UFO sistemi, telli terbiye, incir yetiştiriciliği ile ilgili de ayrı bir kalem açacağız. Ve bu dediğim gibi mevcut toprak yapısı itibariyle ya da yapılan yetiştiricilikle minimum toprak işlemeye yönelik, maksimum organik madde ilavesini kapsayan, sürdürülebilir ve maliyet yapısı itibariyle üreticinin elini güçlendirecek tüm tarım tekniklerini zaman içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlgi duyan üreticilerimizin, bahçeyi görmek, ziyaret etmek isteyen üreticilerimizin zaman içerisindeki taleplerini de bu bahçede değerlendirmeyi ve onlarla birlikte karşılıklı bu bilgileri paylaşmayı çok arzu ediyoruz. İlginiz için teşekkür ediyorum ve videolarımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler, hoşça kalın.